Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi Seksin mizahından hapse giden yol 11 çocuğun kaçak tarikat yurdunda yakılması değil, polisin ve savcının uyuşturucu kaçakçısı çıkması değil, parası ve dayısı olanın özgür, hapis yatanımızın fakirden ve kimsesiz olması değil, 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi ve yıllarca istismar edilmesi değil, rüşvet alanın büyükelçi, baronların dostunun bakan, cinayet azmettiricisinin milletvekili olması değil. Nedense bunların hiçbiri bizi incitmiyor, ahlakımıza aykırı olmuyor. Ancak çiziminin müstehcen olduğu iddiasıyla bir karikatüristin 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Nasıl mı? Anlatayım. Leman dergisini okuyanlar Zehra Ömeroğlu'nu tanır. İlişkiler üzerine çizimleriyle bilinir. Pandemi döneminde yani 2020'de yine en iyi bildiği şeyi yaptı. Leman'a haftalık çizimini gönderdi. Pandemide seks başlıklı karikatüründe salgın sürecinde seks yapan bir çifti çizmişti. Gelin görün ki hassas terazi gibi olan yargımız hemen harekete geçti ve iddianame düzenledi. Çizer Ömeroğlu'nun müstehcen yayınların yayınlanmasında aracılık etmek suçundan 3 yıla kadar hapis ve parayla cezalandırılması istendi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamada Zehra Ömeroğlu'nun avukatları özetle şunu dedi. Dava kanısı karikatürde cinsi arzuları tahrik ve istismar eden hiçbir ibare yer almıyor. Aksine bu arzular tiye alınarak kapsamından uzaklaştırılıyor ve sıradan komik biçimde bir tespit resmediliyor. Karikatürde cinsel uzuv sergilenmemekte, cinsel ilişki tasvir edilmemekte, yalnızca insani bir sahne yer almaktadır çizimde cinsel bölgelerde iç çamaşırlarıyla kapatılarak resmedilmiştir. Pornografik ve hatta erotik bir sahne dahi yer almamaktadır. Sonunda mahkeme küçükleri muzur Neşriyat'tan Koruma Kurulu'na başvurdu ve kurul da yaklaşık iki yıldır beklenen raporunu yazdım. Tamamen çıplakmış. Şimdi bir çizime dair hazırlanan ve dava dosyasına yeni giren iki sayfalık raporu okuyorum. Ya benim gözlerim iyice bozuldu ya da kurul üyeleri özel güçleriyle görünmeyeni fark edebiliyor. Zira raporda aynen şöyle yazıyor. Leman dergisinden alınan bir sayfa resminde tamamen çıplak bir kadının tamamen çıplak vaziyette dizlerinin üstüne oturduğu bir erkeğin ise kadının cinsel organ bölgesini ağzıyla tahrik ettiği görüntü yer almaktadır. Cümle düşüklüğü 5 kişilik kurul üyelerine ait. Lakin anlıyorum ne demek istediklerini. Gelin görün ki bir cümlede iki kez tamamen çıplak dedikleri insanı inceledikleri karikatürde ben göremiyorum. Zira çizimde seks yapan kadının pembe alt iç çamaşırı var. Erkeğin de tamamen çıplak olduğuna dair geçtim görüntüsünü bir ima dahi yok. Rapordan anladığım kadarıyla kurul üyeleri kadının cinsel organının nerede olduğunu dahi pek bilmiyorlar. Nihayetinde Muzur Neşriyat Kurulu dava konusu karikatürden uzak bu garip iddialarıyla süslediği raporunu şöyle bitiriyor. Leman dergisinden alınan bir sayfa resim görüntüsünün Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde yer alan unsurları taşıdığı, halkın ar ve haya duygularını incittiği, cinsi arzuları tahrik ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı olduğu, müstehcen bulunduğu oy birliğiyle mütalaa edilmiştir. Bu da demek oluyor ki mahkeme eğer tüm hatalarına rağmen bu raporu dikkate alırsa karikatürist Zehra Ömeroğlu çiziminden dolayı hapse girecek. Böylece adına yargı dedikleri sistem bir türlü sarsılmayan o sağır vicdanını yine rahatlatacak. Ne güzel demiş Mark Tavin, mizah duyarlılığından yoksun insan yaysız bir arabaya benzer, yoluna çıkan minicik taşlarda bile sarsılır.